Bismillahirrahmanirrahim. Kasasun Nebiyyin adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Hazreti Yusuf'un kıssasını işliyorduk. 10. alt başlıktayız. Hikmeti Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'ın hikmeti. Gale Yusuf, Yusuf dedi ki, fi nefsi, kendisine dedi ki, innel hacete, şüphesiz ki hacet, sagat er racüleyni, sagat karşılaştırdı, getirdi er racüleyni, iki adamı, iki kişiyi, ileyye bana. Ve inne sahibel haceti ve yine şüphesiz ki hacet sahibi olan kişi veya kişiler yelinu kabul eder ve yahza'u ve de itaat eder. Kabul ederler. Ve inne sahibel haceti yine şüphe yok ki hacet sahibi yuti'u itaat eder. Eda'i yudi'u ifal babından muzari ve yesma'u ve dinler işitir. Felev şayet gultu ben desem lehuma o ikisine şeyen herhangi bir şey desem le elbette semi'a işitir. İşitir. Semi'a diyor. O ikisi işitir. Ve daha kim işitir? Ve semi'a ve yine işitir. Ehlü sicni. Sicin hapishane demekti. Ehil hapishanedeki halk yani mahkumlar. Dolayısıyla ben o ikisine bir şey desem hem ikisi işitir hem de diğer mahkumlar işitir. Velakin de fakat Yusuf'a Yusuf Aleyhisselam lem yestacil acele etmedi. Bel aksine gale dedi lehuma o ikisine ene ben uhbiru haber vereceğim kuma siz ikinize haber vereceğim. Bi tevili rüya rüyanın tevirini anlatacağım size. Neden önce? Gable en ye'tiye gelmeden önce. Kuma siz ikinize gelmeden önce. İkinize ne gelmeden önce? Da'amu kuma ikinizin yemeği. Yani sizin yemeğiniz size gelmeden ben bu rüyanın tevhidini size anlatacağım der. Şa ardından celesa oturur o ikisi. Tesniye kelime celese celesa. Ve itme enna ne tatmin olurlar yani rahatlarlar oturup beklerler. Sümme sonra gale dedi lehuma o ikisine Yusuf'u Yusuf Aleyhisselam. Ene ben alimun biliyorum. Bir tevili rüya, rüya tevilini bilirim diyor. Zalikuma bu mimma o şeydendir ki alleme öğretti ni bana Rabbi Rabbim. Bu Rabbimin bana öğrettiği şeylerden birisidir der. Tabi bu Yusuf suresi 37. ayet. Fe ardından feriha o ikisi o iki adam sevinir ve idma innaha bu da yine aynı şekilde rahatlar rahat rahat sessizce beklerler. Huna burada vecede buldu Yusuf'u Yusuf el fırsata bir fırsat buldu. Fe ardından bede'e başladı mev'izatehu vaaz etmeye başladı. Kendi vaazına nasihatine başladı. Alt başlık 11. Mev'izatü tevhid. Tevhid mevziası, vaazı, nasihati. Tevhid biliyorsunuz. Vahhade, yuvahhidu, tevhid, tef'id babından mastardır. Binası teksir içindi. Gale dedi Yusuf'u Yusuf. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Daha önce yine bu ayet geçmişti. Zalikuma bu mimma o şeydendir ki alleme öğrettiğini bana Rabbi Rabbim öğretti. Rabbim bana öğrettiği şeylerden birisidir. Daha önce geçmişti. Yusuf 37 idi. Velakinne Allah fakat Allah Teala la yu'ta veya la yu'ti vermez ilmehu ilmini külle ahadin her kişiye de vermez. İnne Allah şüphesiz ki Allah Teala la yu'ta vermez ilmehu ilmini kime vermez? El müşrike, müşrike vermez. Eşerke, yüşrük, işrak, müşrik. İsfail babından isim fail. Allah ortak koşan. Hel tarifani, bildiniz mi, anladınız mı? Limada, niçin alleme öğretti ni bana Rabbi Rabbim? Rabbim bana bu ilmi niye öğretti? Fark ettiniz mi? Farkına vardınız mı? Li enneni, çünkü ben teraktu, bıraktım. Tariqa, ehli şirki. Şirk ehlinin yolunu. Şirk ehlinin yolunu bıraktım. Ve ittebaatu yani ve tebaatu ve tabi oldum millete abai. Millet burada din manasında.
Vettebatu tabi oldum, uydum. Millete abai, atalarımın dinine. Ki hangi atalarmış onlar? İbrahim'e ve İshak'a ve Yakub'a. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydu. Ma kâne lenâ, zaten bize yaraşmaz. En nüşrike, ortak koşmak. Billahi Allah'a, min şeyin, herhangi bir şey Allah'a ortak koşmak da bize yaraşmaz. Yusuf 38. ayetti. Gâle dedi Yusuf'u Yusuf aleyhisselam. Ve hâdet tevhidu, bu tevhid var ya, leyse lenâ, fakat bize mahsus değil. Bundan sorumlu olan, bunu yapması gereken sadece biz değiliz. Bel aksine hüve, o tevhid nedir? Linnâs cemiyan, tüm insanlar için vardır. Tüm insanların tevhide uyması gerekir, dedi. Zalike, bu min fadlillahi aleyna ve alennâsi, diye devam ediyor. Zalike bu min fadlillahi, Allah'ın lütfundandır. Aleyna, hem bizim üzerimize, ve alennâsi, ve hem de diğer insanlar üzerine. Velakinne, fakat ekserannâsi, insanların çoğu, la yeşkurûne, şükretmiyor. Yusuf suresi 38. ayetti. Ve huna, burada vakafe durdu, Yusuf'u Yusuf aleyhisselam durdu. Ve se'ele, sordu huma o ikisine. Tegulûne, siz de diyor musunuz yoksa? Rabbul berri ve Rabbul bahri. Yani karanın Rabbi, toprağın Rabbi ve denizin Rabbi. Ve Rabbul rızkı ve rızkın Rabbi. Ve Rabbul matari ve yağmurun Rabbi, diye bu şekilde çeşitli Rablerden mi siz de bahsediyorsunuz yoksa? Ve nahnu, biz negulu diyoruz. Allahu Allah nedir? Rabbul alemine, alemlerin Rabbidir diyoruz. Erbabun. Rabbun erbabun. Baştaki hemze, yani istifam. Erbabun, Rabler mi müteferriguna, farklı farklı Rabler mi hayrun, daha hayırlıdır, em yoksa Allahu Allah mı daha hayırlıdır? Öyle Allah ki, el-vahidu el-gahhar, tek ve kahhar olan Allah mı, yoksa birçok tanrılar mı, Rabler mi daha hayırlı, yani daha üstündür? Eyne, hem nerede ki Rabbul berri ve Rabbul bahri ve Rabbul rızkı ve Rabbul matari, bu Rabler neredeymiş? Eruni, bana gösterin. Madane halagu, onlar yarattı. Minel erzi, yeryüzünde onlar ne yaratmış ki? Em yoksa lehum, onlar için var mı şirkun, bir ortak, fis semavat, gökte? Unzuru, bakın ilel erzi, yeryüzüne, ve ile semai, ve gökyüzüne bakın. Ve unzuru ilel insani, ve insana bakın. Hâzâ, bu halgullâhi, Allah'ın yarattığıdır, mahlukatıdır yani, yarattığı şeylerdir. Fe öyleyse erûnî, bana gösterin. Mâdâ ne halaga, yarattı. Ellezîne, o tanrılar ki, min dûnihi, Allah'tan başka. Allah'tan başka ki, o iddia ettiğiniz tanrılar ne yaratmış ki? Ve keyfe, ve hem nasıl Rabbul berri, Rabbul bahri ve Rabbul rızkı ve Rabbul matari, böyle böyle Rabler olabilir ki? Bunlar esmaun, bir takım isimlerdir ki, semmeytumuha entum, o ismi sizler verdiniz. Onlara isimleri siz taktınız. Ve abaukum, ve de sizin atalarınız bu isimleri taktı. Yani uydurdu, isimlendirdi. El hukmu, oysa ki hüküm, lillahi, Allah'a aittir. El mulku, mülk de lillahi, Allah'a aittir. El erzu, yer de lillahi, Allah'a aittir. El emru, emir de nedir? Lillahi, Allah'a aittir. Öyleyse la ta'budu, kulluk etmeyin, illa, ancak kulluk edin, iyyahu, o Allah'a kulluk edin, ona tapın. Zalike dinul kayyim, bu dost doğru dindir, sağlam dindir. Gerisi boştur. Velakinne, fakat ekteran nas, insanların çoğu, la ya'lemune, bilmezler. 12. alt başlık, tevilü rüya, rüyanın tevili, anlamlandırılması. Lemma feraga, bitirince Yusuf'u Yusuf, min mev'izzati, mev'izzasını, yani vaazını bitirince, ondan hali kalınca, onu tamamlayınca, ehbere, haber verdi huma, o iki adama, bir tevili rüya, rüyasının tevilini onlara anlattı. Gale dedi ki, emma ahadukuma, ikinizden biri, fe yeski, sulayacak, yani
Saki derler, sulama işi. Bir efendiye su taşıma işi, bir görev. Hizmetçilik gibi. Feyyaz sulayacak Rabbehu. Rab burada efendi manasında. Rabbehu kendi efendisini. Bunlar şöyle ya, efendileri var. Ona su dağıtma görevinde bulunacak ama bu sudan kasıt yani aslında içecek diyelim. Ne içeceğim şurada? Hamran şarap. Şarap içecek türünü efendi istediği zaman kendisine getirme görevini yapacak. Ve emmel aharu diğeri ise feyyuslebu asılacak. Fetekulu ve ardından yiyecek et bayru kuş min ra'sihi o kişinin başından. Onun başından kuş yiyecek. Tabi bunlar ayet yani ben bu şekilde mana veriyorum. Siz daha ayrıntılı bir şekilde ve tefsirlerine bakarak bu ayetleri bulmanız mümkün. Yusuf suresinde geçiyor. Ve gale dedi ki lil evveli birincisi için Yusuf aleyhisselam dedi. Uzkur an ni beni inde rabbik. Efendinin yanında beni an benden bahset. Ve harace ve çıktı er raculani o iki adam hapishanedeki süreleri doldu bitti dışarı çıktılar. Fekâneler bölü birincisi oldu sakiyen saki oldu yani sulama görevini yapmaya başladı. Lil meliki melik için sultan için ve sulibe ve asıldı el aharu diğeri. Diğeri öldü. Ve nesiye unuttu es saki yani sulayıcı kişi unuttu en yezkura anmayı, bahsetmeyi, Yusuf'a Yusuf'u anlatmayı, ondan bahsetmeyi unuttu. İndel Melik, Melik'in yanında, Sultan'ın yanında. Ve ekame Yusuf'u fi sicni sinine. Ve ekame kalmaya devam etti Yusuf'u, Yusuf aleyhisselam fi sicni hapishanede sinine, senelerce. Uzun bir süre daha kaldı. 13. alt başlık, Rü'yel Melik, Melik'in rüyası. Ve Ra'a gördü Melikü Misra, Mısır'ın Meliki, Sultan, Hükümdarı gördü. Rü'ya bir rüya, öyle rüya ki ama acibeten şaşkınlık verici, hayret ettirici, şaşırtıcı bir rüya gördü. Ra'a gördü o Melik, fil menami uykusunda seb'e begaratin, 7 tane inek gördü. Simanin, besli, yani zayıf olmayan 7 tane inek gördü. Ve yekulu yiyordu hazihil bekaratı şu inekleri. Tabi şurada bekarat kelimesi nekre geçerken burada el bekarat marife geçmektedir. Buradaki aynı bakara olduğuna işaret bu. Belirli zaten o inekten bahsediyoruz diye. Hazihil bekaratı şu inekleri. Yani hangi inekleri? Besili inekleri. Yiyordu. Ne? Seb'u bekaratin. 7 tane inek. Öyle 7 inekmiş ki bunlar icafin zayıf, cılız 7 ineğin. Besili böyle çok beslenmiş 7 ineği, 7'ini görüyordu. Ve ra'a ve gördü el meliku melik. Seb'en sümbülatin 7 tane başak. Öyle başak ki huzrin, yeşil. Yeşil 7 tane başak gördü. Ve seb'en sümbülatin ve 7 tane daha başak gördü ki bunlar da neydi? Yabisatin kuruydu. 7 kuru, 7 de yaş olmak üzere ne olmuş? Sümbüller görmüş. Başak yani. Ta'ncebe hayret etti. Şaşırdı el meliku melik. Min hazir rüya. Bu rüyadan dolayı şaşırdı. El acibete. Bu acayip rüyadan dolayı. Ve se'ele ve sordu. Cülesa'ehu. Çevresinde oturanlara sordu. An tevili rüya. Bu rüyanın tevilini yani manasını sordu. Ne anlama gelir ki bu diye sordu. Galu. Onlar da dedi ki Haza bu rüya nedir? Lese bir şeyin. Hiçbir şey delalet etmez bu. Boş iştir. En naimu uyuyan kişi yara görür. Eşyae kesiraten pek çok şey görür ki la hakikate leha kendisi için bir hakikat yoktur. Yani doğruluğu olmayan bir mana ifade etmeyen pek çok şeyi uyuyan kişi zaten görür. Normal bir şey. Lakin fakat gale dedi es-saki. Saki dedi ki la hayır. Bel durum öyle değil. Uhbiru ben haber vereceğim, anlatacağım küm size bir tevili hazihir rüya. Bu rüyanın manasını size anlatacağım ben dedi ve zehebe gitti. Es-saki, saki gitti ile sicni hapishaneye. Ve se'ele ve sordu Yusuf'a, Yusuf aleyhisselama sordu. Hüve değil mi? O kişi sordu Yusuf'a. Ne sordu? An tevili Rü'yel Melik, Melik'in rüyasının manasını sordu.
Kâne Yusuf'u Yusuf idi, cevaden, kerimen, müşfikan, üç tane sıfat, özellik geliyor burada. Cevat kelimesine iyi kalpli, kerime, asil, eli açık, hürmetkar, cömert. Kelime daha çok cömert tercih edilmiştir. Müşfik de kibar manasında, uzlaşmacı manasına gelmektedir. Tabi biz burada sıfat diyoruz da yani Yusuf'un durum yani özelliğini bildiriyor. Yoksa dil bilgisi yönünden sıfat değil. Kâne'nin ismi Yusuf olur, Cevat haberi olur. Ala halgillahi, Allah'ın yarattıklarına karşı, yani mahlukata karşı Yusuf aleyhisselam cömertti, iyi kalpliydi, uzlaşmacı bir yapıya sahipti. Fe'ahbara ve haber verdi hu ona bir tevili, gelen kişiye tevilini yani rüyanın manasını anlattı. Ve kâne Yusuf'u ve Yusuf idi yine cevaden kerimen. Cevat iyi niyetliydi, kerimen cömertti. La ya'rifu bilmezdi el buhle. Neyi bilmezdi Yusuf Aleyhisselam? Buhl. Cimriliği bilmezdi yani insanların işini elinden geldiğince görürdü. Fe'ahbara haber verdi, anlattı Yusuf'u Yusuf bir tevili rüyanın tevilini yani manasını anlattı. Ve delle ve işaret etti, gösterdi. Ale tedbiri, tedbir yolunu da onlara anlattı. Gale dedi ki tezraune siz ekersiniz yani ekini, ekin, ekersiniz onu. Seb'e senine 7 yıl boyunca. Vetruku ve bırakın, terk edin ma hasattum, hasat ettiğiniz şeyi, fi sümbülihi dalında. İlla ancak bırakmayın, galeyle mimma tekulun, yediğinizden az bir kısmını da bırakmayın. O hariç gerisini bırakın. Yani ne demek istiyor? Depolayın diyor. Ve yekunu ve olur ba'de zalike, bu nedir? Gahdun. Gahd kıtlık, kuraklık manasına gelmekte. Amun bir yıl devam eder diyor. Tekulune fihi onda yersiniz ma hazemtum illa galilen, yine az bir kısmı hariç. Ve yedulu devam eder hadel gahdu, bu kıtlık devam eder ila seb'i sinine 7 yıl boyunca devam eder. Ve ba'de zalike bundan sonra ye'ti gelir en-nasru yardım gelir. Ve yuhsibu en-nasu yuhsibu da verimlilik artar, kuraklık biter manasında. İnsanlar kazanır yani tekrar ekerler. Ve zehebe gitti es-saki su taşıyan kişi ve ahbara ve anlattı el-melike melike melik yani sultanı anlattı. Neyi anlattı? Bir tevili rüyahu kendi rüyasının manasını ona anlattı. 14. alt başlık el-melik burada lemma semi'a işitince el-melik melik hâze tevili bu rüyanın tevil derken rüyanın tevili yani manasını. Bu tevili duyunca ve tedbiri ve tedbiri de önlemi de duyunca feriha cidden, gerçekten de sevindi. Ve Gale dedi ki Melik men sahibu hâze tevili, bu tevilin sahibi kimdir dedi. Ve Gale el Meliku, Melik dedi ki men hazer raculu, bu adam kimdir? El Kerim, değerli adam. Cömert adam kimdir? Ellezî, o adam ki nasahallena, bize nasihatte bulundu ve delle ve üstelik işaret etti alet tedbiri, tedbir yoluna da işaret etti. Kâle es-sâkî, sâkî dedi ki hâdâ bu kişi Yusufu es-Siddîku. Yusuf Sıddık'tır. Yani doğru sözlü Yusuf'tu. Yalan söylemeyen Yusuf'tu. Ve o Yusuf ellezî öyle bir kişidir ki ehbera haber vermişti enni bana seekunu olacağımı sakiyen saki olacağımı da daha önceden söylemişti. Liseyyidil melik efendin meliye saki olacağımı daha önceden bana söylemişti. Ve iştaka istek duyduğu isteği arttı el meliku melik ila likai Yusuf'e. Yusuf Aleyhisselam ile karşılaşma isteği kendisinde doğdu. Tabi Yusuf gayr-ı musarrif olduğundan fetha ile mecrur konumda. Ve ersele ve gönderdi ila Yusuf'e, Yusuf Aleyhisselam'a gönderdi. Ve gale dedi ki el-meliku melik,
Regal, ayet zaten olduğu gibi. Regalen melikü tuni bihi. Onu bana getirin dedi. Yusuf Aleyhisselam bana getirin. Estahlis, ben seçtim. Hu, onu li nefsi, kendim için. Onu kendime seçtim. Yani benim görevlim olacak bundan sonra dedi. 15'te bırakıyoruz.